Yani ben de özel hayatımda neyse gelirimi nasıl harcadığımın hesabını verebilmeliyim. Mal varlığımda artış var mı yok mu? Yani ben belediye başkanı olmadan önce ne kadar mal varlığım var? Belediye başkanı olduktan sonra 5 yıl sonra ne kadar mal varlığım olacak? Bunu devlet istediği için veriyorum. Mecbur çünkü. Yani mal beyanı kanunu var ve kapalı zarfa koyuyorum ve valiye gönderiyorum. Mecburum. Bunu bütün belediye başkanlarımız yaptı. Şimdi vali isteyince verdiğim şeyi ya da kanunun gerektirdiğini yaparken yapıyorum da etik değerlerim açısından, toplumsal açıdan niye yapmayayım ben bunu? Yani valinin bildiğini ya da ne bileyim işte İçişleri Bakanlığı'nın bildiğini ben halktan niye saklayayım? Benim neyim varsa bunu halk da bilsin. Benim ne kadar malım artmış, işte arabamın modeli değişmiş mi, oturduğum ev değişmiş mi, semt değişmiş mi? Bunu halktan saklayarak, halktan uzaklaştırarak neyi çözebilirim? Bu nasıl gerçekleşebilir? Ya dolayısıyla da burada hani belki hani kişisel kariyerizm ve iktidar, rant, işte daha lüks yaşamak gibi bir takım hani etik politik değerler, hani ahlaki politik toplumun referans çıkış noktası değerleriyle ilgili eğer gerçekten sokakta söylediğimiz sözün, sloganın gereğini kendi hayatımıza geçirsek, kendi hayatımızda uygulasak bence sorun en azından başlangıç aşamasında çözülür. Sonrası sistem sorunudur. Yani kişilerden kaynaklı zaaflar eğer ortadan kalkarsa sonrası sistem sorunudur. Sistemi birlikte kuracağız. Yani belediyeler deneyimlerini paylaşacaklar. Yani ben ne yaptığımda ne yaşadığımı paylaşırsam, hangi girişimin başarılı olmuş, bir örnek model ortaya çıkartmışım, hangi girişimde başarısız olmuşum, benim başarısız olduğum sorunu Van nasıl çözmüş, Mardin, Diyarbakır nasıl çözmüş, bunu bilirsem ben hem onun başarı örneğinden, hikayesinden ders çıkartırım, onun gibi yapmayı denerim buraya uygunsa. Hem işte benim başarısızlığımdan başkası ders çıkartır, der ki ya Kars'ta bu denendi, olmuyor. O zaman bunu tekrar bir daha işte Hakkari denemesin. Yani neyse tabii ki her yerin kendine özgün koşulları olmakla birlikte. Yani bu deneyim paylaşımı, tecrübe paylaşımı ve buradan bir koordinasyon çıkartmak. Yani tabii ki bir merkezi koordinasyon olacak ama daha katılımcı bir koordinasyon çıkartmak, birlikte çıkartmak, yereli bilerek çıkartmak, onu inşa etmek. Yani o koordinasyonu güçlendirmek, işlevselleştirmek, daha etkin kılmak galiba sorunu çözmek için hani ne yapmamız gerekenlerin başında gelen iki iş. Hani ne yapmamamız gerektiği konusunda yani bir bence hani şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hukuki boşluk açık verme konusu bizim önümüzdeki en büyük risklerden birisi. Çünkü kendi personellerimizi almamızın önünde ciddi engeller var. Dolayısıyla biz bu engelleri hızlı aşamayacağız. Mevcut personellerle çalışmak zorunda kalacağız. Bu durumda da biz bilmezsek kuralı personel bize yanlış iş yaptırtabilir. Amirlerimiz, müdürlerimiz yanlış iş yaptırtabilir. Dolayısıyla da yaptığımız işe hakim olmak zorundayız, bilmek zorundayız. Yani mevzuatta bunun yeri nedir ve biz buna rağmen nasıl yaparsak yarın işte başımızı ağrıtmayacak bir şey yaşarız. Yani birçok yerdeki mesela soruşturmalar, belediyeler en azından ben hani işte Digor deneyiminden hani biliyorum ki yani tırnak içinde söylüyorum. Tabii ki siyasi husumet, siyasi öc alma ya da işte cezalandırma başka bir boyutu işin. Bunu hani görmezlikten gelip romantik bir analiz gibi algılanmasını istemem ama bizim yaptığımız küçük yanlışlar, küçük eksiklikler, kolay çözülebilecek, tedbir alınabilecek işlerde verdiğimiz açıkları onlar dönmüş bize bedelini çok ağır ödetmişler. Belediye başkanlarımızın tutuklanması, görevden alınmasının gerekçesi, bahanesi haline getirilmiş. Dolayısıyla burada da galiba hani biraz daha işini iyi yapmaya odaklanmak, daha çok yoğunlaşmak, daha çok çalışıp yani o işin içinden çıkacak donanımı yani kendimizi bu sürecin bir öğrencisi gibi görmek, bundan yüksünmemek ve böyle yapmak zorundayız. Bu geleceği nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye nasıl bir sürece, nasıl bir geleceğe evrilecek? Şimdi burada iki yol var bence önümüzde. Birisi yani bu imkanı heder etmektir. O da nedir? Aynı eski yani iktidarcı belediyecilik anlayışıyla kariyerist bir süreç işletirsiniz ve bu sürecin sonunda bu umut biter. Yani insanlar şöyle bakarlar. Ya AKP işte yiyordu ama aynı zamanda hizmet veriyordu. Bunlar yani hizmet de veremediler. Hani yediler, yemediler, ne kadar yediler ayrı bir hikaye ama hizmet veremediğiniz takdirde insanlar toplum o politik düzeyde bilinçte olmazsa valla tercihi şeye de yapabilir bir sonraki seçimde. Ya yapsın da işi varsın biraz da yesin de diyebilir. Yani buraya gidebilir. Onun için yani bu sürecin oraya varmamasının ikinci seçeneği, alternatifi ise tamamen kendi modelinizi inşaya motive olmanızdır. Buraya odaklanmanızdır. Ben hani bu modelin inşası konusunda şöyle bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Özne siyasetçiler midir?
belediye başkanları mıdır, belediye eş başkanları, belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri midir, halk mıdır? Buna karar vermemiz gerekiyor. Eğer parti yöneticisi kendisini halkın üzerinde görüyorsa, eğer belediye eş başkanı kendisini halkın üzerinde, meclis üyesi kendisini halkın üzerinde görüyorsa, bir süre sonra halk başkalarını cezalandırdığı gibi bizi de cezalandırır. Bu kadar net bu. Yani ama siz özneyi halk olarak görüyorsanız, halkı asıl karar verici haline getirmeye hedeflemişseniz, yani bu 5 yıllık zaman içerisinde halk mahallesiyle ilgili, bütçesiyle ilgili, personelle ilgili bütün kararlardaki nihai söz sahibi odur. Ben sadece onun işini kolaylaştıracağım. Ben sadece onun doğru karar vermesi için ona yol göstereceğim. Seçenekler sunacağım. Çaresiz ve tıkanmış bir pozisyonda bile bir çare üreteceğim. Önüne koyacağım. Diyeceğim ki bak bu senin daha çok çıkarına, daha yararına. Tercihi böyle yaparsan sonunda böyle bir yere gideriz birlikte. Şehir böyle bir yere gider. Ama yok tercihi sen tersine yaparsan hani bu şehir böyle kalır. Bu değişim iradesi, değişim arzusu büyük bir hayal kırıklığına dönüşür ve bu sefer daha köklü bir inançsızlığın bizde parçası oluruz. Biz de yani ya bu iş olmuyormuş, böyle gelmiş, böyle gider. Bu Türkiye'nin düzeni değişmez. Rüşvetle yürür işler. Ya kayırmacılıktan başka bir çare yoktur. Sadece kayırılan değişir, kayıran değişir ama kayırmacılık devam eder. Algısının parçası haline geliriz. O zaman zaten varlık sebebimiz ortadan kalkar. Biz o zaman hani o meşhur deyimle hani değiştirmek istediğiniz çarkın dişlisi haline geliriz. Ondan sonra zaten o düzeni değiştirme iddianız da bitmiş olur. Dolayısıyla burada hani biz ne yaparsak bu çark nasıl dönüyor? Bu çarkın parçası olmak değil, çarkı değiştiren, çarkı dönüştüren bir iş yaparız. Ne yaparsak da parçası oluruz. Bu ayrımı net yapmak zorundayız. Bunu acımasızca öz eleştiri yaparak yapmak zorundayız. Yani alışveriş yaptığımız kıyafet markalarından bindiğimiz araçlara kadar. Yani çok hani özel bir şeyden bahsediyor gibiyim ama yani bu halkın çok kolay hesabını yapabileceği bir şeydir. Eğer siz bindiğiniz aracın modelinin hesabını halkın yapmadığını sanıyorsanız yanılırsınız. Yani vatandaş zaten akşama kadar bunun dedikodusunu yapıyor, kulisini yapıyor, sohbetini yapıyor. Yani siz onu kandıracağınızı sanıyorsanız sadece kendinizi kandırırsınız. Bir seçim daha atlatabilirsiniz belki. Yani ama bu şey gitmez. Hani bir yükselen grafik biçiminde, bir ilerleyen eğri biçiminde toplumsal bir ilerlemeye dönüşmez. Bu sadece şöyle bir şey olur. Yani düzen partileri nasıl kandırıp bir dönem daha atlatıyorsa hani biz de o pozisyona razı oluruz o zaman. Deriz ki ya ancak böyle oluyor. İşte o kandırmasın da biz kandıralım. Ama biz halkın farkındalığının artması, bilincinin artması, politik duyarlılığının artması üzerine yatırım yapıyorsak yani bu halk o zaman hani asıl öznedir ve o zaman döner hani bize der ki sen bana anlattığın gibi yaşamıyorsun. Bana anlattığın gibi karar almıyorsun, bana anlattığın gibi ihale yapmıyorsun, bana anlattığın gibi hizmet ortaya koymuyorsun der.